Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız her zamanki gibi. Önce birkaç başlık verelim hemen. Sudan'da protestolar sonucu devlet başkanı Ömer El-Beşir askerler tarafından görevden alınmıştı. Şimdi iktidar koltuğuna oturan askerler onu sivillere devretme konusunda pek de istekli değiller. Sudan halkı adeta yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi. Ayrıntılar birazdan ekranda olacak. Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX'in NASA için ürettiği uzay kapsülü testler sırasında büyük bir patlamayla işlevsiz kaldı. Ama bu kazanın kamuoyundan saklandığı ortaya çıktı. Görüntüyü birazdan paylaşacağız ve küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden biri de tekstil sektörü. İngiltere'de tekstil sektörünün yarattığı kirliliği durdurmak için geliştirilen çok ilginç bir proje dikkat çekiyor. Onu da anlatacağız. Dünyanın haberi başlıyor. Evet, Sudan'da Ömer El-Beşir'in devrilmesinin ardından sokaklarda gösteriler hala sürüyor. Askeri yönetime karşı çıkan on binlerce kişi yine Savunma Bakanlığı binasının önünde toplandı. Protestocular ordudan yönetimi sivillere devretmesini talep ediyor. Sudan'da Ömer El-Beşir'in devrilmesinin üzerinden bir ay geçti. Ancak sokaklar hala durulmadı. Ordu yönetimine karşı çıkan protestocular gösterilerini sürdürüyor. Savunma Bakanlığı önündeki oturma eylemine destek için on binlerce kişi toplandı. Protestocular askeri konseyin başındaki General Abdülfettah Burhan karşıtı sloganlar attı. Müzakerelerden yanayım. Askeri konsey, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın talepleriyle hareket ediyor. Onlar Sudan halkını bölmeye çalışıyor ama biz bilinçli bir halkız. Diğer ülkelerdeki devrimlerden dersler aldık. Protestoculara önderlik eden Sudan Profesyoneller Birliği de askeri yönetim arasında yürütülen müzakerelerde bir türlü ilerleme sağlanamıyor. Ülkeyi yönetmek için oluşturulacak geçiş konseyinde sandalye dağılımı konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyordu. Her iki tarafta konseyde en fazla sandalyeye kendilerinin sahip olmasını talep ediyordu. Tansiyonu düşürmek için Sudan Profesyoneller Birliği bu konuda geri adım attı. Hapishanede tutulan Ömer El-Beşir hakkında ise konutunda bulunan para dolu çantalarla ilgili soruşturma başlatıldı. El-Beşir, kara para aklama ve finansal terörle suçlanıyor. Aylardır süren yönetim karşıtı protestoların ardından 30 yıldır iktidarda olan devlet başkanı Ömer El-Beşir, 11 Nisan'da askeri darbeyle indirilmişti. Ülkede sivil bir yönetime geçilmesi talebiyle gösterilere devam ediliyor. Elon Musk'ın özel uzay şirketi SpaceX'in NASA için ürettiği uzay kapsülü geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen güvenlik testinde havaya uçtu. NASA'nın gizlemek için her türlü yolu denediği görüntüler sonunda internete sızdırıldı. NASA ve Elon Musk'ın kimsenin görmesini istemediği görüntüler ortaya çıktı. SpaceX'in NASA için ürettiği Dragon kapsülü güvenlik testinde havaya uçtu. 20 Nisan'da yaşanan olayın görüntülerinin internete sızdırılmasının ardından SpaceX suskunluğunu bozdu. Şirket yetkilileri Mart ayında insansız test uçuşu yapan Dragon kapsülünün yer testi sırasında havaya uçtuğunu doğruladı. Astronotları taşıyacak kapsülün acil durum roketlerinin denenmesi sırasında patladığı belirtiliyor. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yönetiminin 20 Nisan'da gerçekleşen kazayı örtbas etmeye çalıştığı, patlama görüntülerini paylaşan çalışanlarını işten çıkartmakla tehdit ettiği iddia ediliyor. NASA, uzay mekiği programlarını 2011'de sona erdirmişti. Astronot ve kozmonotları uluslararası uzay istasyonuna taşımak içinse Rus yapımı Soyuz mekikleri kullanılıyor. Yörüngeye kargo taşımakta kullanılan Dragon kapsülünün Temmuz ayında iki ABD'li astronotu uluslararası uzay istasyonuna taşıması planlanıyordu. Dragon projesinin maliyeti 2,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak kaza sebebiyle ilk insanlı uçuşun 2020 yılına ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Dünyanın farklı köşelerinden ilginç olay ve görüntüler eşliğinde kısa bir haber turuna çıkıyoruz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Donanması tanımlanamayan uçan cisim UFO'lar konusundaki ihbarları bundan sonra daha detaylı olarak inceleyeceklerini açıkladı. Kararın sebebi ise her geçen gün daha sık yaşanan UFO olayları. Amerikalı askeri yetkililer uzaylı sanılan UFO'ların gerçekte Rusların deneysel hava araçları olabileceğini düşünüyor. Bundan böyle askerlerin UFO gözlemlerini raporlamaları da kolaylaşacak. Ancak bilgiler kamuoyuyla paylaşılmayacak. Pentagon'un 2012'de 22 milyon dolar bütçeyle kurulan UFO ofisinin 5 yıl boyunca tanımlanamayan uçan cisimleri analiz etmek için çalıştığı bilgisi de Amerikan medyasında yer aldı. Araç kullanırken cep telefonunu kullanmanın tehlikelerini gözler önüne seren yeni bir görüntü. Adres Amerika Birleşik Devletleri. Otobana katılan sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu öndeki araca çarpan otomobil havaya sıçrayarak takla attı. Gördüğünüz gibi ve hız düşük olmasına rağmen araçtaki hasar hayli büyük. Tek teselli ise can kaybı olmaması. Bu kez görüntüler Japonya'dan. Osaka'da yeni imparatorluk çağını kutlamak için köprüden suya atlamak. Evet, isteyen adam tam o sırada kanaldan geçen turist teknesine böyle çakıldı. O anlar çevredekilerin kameralarına yansırken alkollü olduğu ortaya çıkan adam olayı birkaç kırık kemikle atlattı. Avustralya'nın Queensland sahillerindeyiz. Kumsalda gezinti yapan köpekler avlanmak için sahile yaklaşan köpek balıklarıyla oynamak üzere okyanusa atladı. Tehlikeden habersiz köpekler köpek balıklarına yaklaşmaya çalıştı. Tabii bu beklenmedik durumdan korkan, çekilen köpek balıklarıysa hızla kaçarak okyanusun derinliklerinde kayboldu. Yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Timsahlarıyla ünlü Güney Carolina'da market dönüşü evine girmek isteyen yaşlı kadın, binanın kapısını açmaya çalışan 2,5 metrelik bir timsahla karşılaştı. Kapı koluna tehlikeli derecede yaklaşan timsah, çevrede büyük heyecana yol açtı. Görüntüler, sürüngenler akıllanıyor mu acaba? Yorumlarıyla karşılaştı. Küresel ısınmanın en büyük nedenlerinden birisi de tekstil sektörü. Bu sektördeki üretim hem atık suların oluşmasına hem de sera etkisi yaratan gazların salınmasına yol açıyor. İngiltere'de bu kirliliği durdurmak için geliştirilen ilginç bir proje dikkat çekiyor. Şimdi o projeyi tanıtacağız sizlere. Moda endüstrisinin küresel ısınmaya etkisi büyük. Tekstil üretimi dünya genelinde atık suların %20'sinden ve sera etkisi yaratan gazların salınımının %10'undan sorumlu. Bu tüm dünyadaki uçak ve gemi seferlerinin sera gazı salınımından daha fazla. Az bilinse de tekstil üretiminin çevreye zararının büyük olduğuna dikkat çekiliyor. İşte İngiltere'de bu tahribatı azaltabilmek için yeni önlemler alıyor. Ülkenin batısındaki Bristol kentindeki tekstil atölyesi bu konuda örnek teşkil ediyor. Bir değirmenin içine kurulan atölyedeki tüm tekstil ürünleri zehirli kimyasallar kullanılmadan yapılıyor. Değirmende yünler doğal ortamda kurutuluyor. Bitkisel boyalarla renklendiriliyor. Bu tekstil ürünlerinin kullanım süreleri dolduğunda diğerlerine göre doğada daha kolay yok olabileceğine de dikkat çekiliyor. İngiltere'de artık yerli üretim tekstil ürünleri yok. Üretim aşamaları birçok farklı kıtada yapılıyor. Kıtalar arası ulaşım sağlanmak zorunda kalınıyor. Atölye yetkilileri, sevkiyat dikkate alındığında tekstil ürünlerinin farklı ülkelerden ithal edilmesinin de küresel ısınmayı artırdığına vurgu yapıyor. İspanya'da atlarla düzenlenen bir festival var sırada. Atların dört nala kalabalığın içinden geçirildiği festivalde kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Yokuşta binlerce kişi birikti, kalabalığın arasından dört nala atlar geçirildi. Bu İspanya'nın en renkli festivallerinden biri olarak nitelendiriliyor. Festivalin adresi
ülkenin güneydoğusundaki Caravaggio della Cruz kenti. Kentin dar sokaklarında 4 kişinin eşlik ettiği atlar 4 nala koşturuluyor. Çevreye biriken kalabalık atların önünden son anda kaçıyor. O karmaşada yere düşenler de oluyor. Bu festivalin en güzel günü. Herkes yokuş aşağı koşmak için buraya geliyor. Bazıları başarılı oluyor, bazıları olamıyor. Ama herkes evine mutlu dönüyor. Orta çağdan kalan bir geleneğe dayanan festivalde neyse ki ciddi yaralanmalar olmadı. 1990'lı yılların en sevilen video oyunlarından biri Kirpi Sonic, beyaz perdeye aktarılıyor. Ses hızında koşabilen mavi renkli kirpiye ünlü komedyen Jim Carrey ve X-Men filmleriyle üne kavuşan James Marsden eşlik ediyor. Ancak filmin yayınlanan ilk fragmanı Kirpi Sonic'in görünüşüne yapılan değişiklikler nedeniyle hayranlarından hayli tepki topladı. ...1990'lı yılların efsane video oyunu Sonic, beyaz perdeye uyarlandı. Hızlı kirpi Sonic'in maceraları sinema filmi olarak izleyiciyle buluşacak. Jeff Fowler'ın yönettiği aksiyon komedi türündeki filmin ilk fragmanı yayınlandı. Filmde bilgisayar animasyonuyla canlandırılan kirpi Sonic'e Amerikalı ünlü komedyen Jim Carrey eşlik ediyor. Are you in charge here? Yes, I am. No! Jim Carrey, sihirli halkalarla dünyayı ele geçirmeye çalışan Dr. Eggman'ı canlandırıyor. See what makes it tick. Kirpi Sonic'in kötülerle mücadelesinde en büyük yardımcısı ise bir kasaba şerifini canlandıran James Marsden olacak. Ah, come on. Sonic daha önce de çizgi dizi olarak televizyona uyarlanmıştı. Ancak sinema filmi Sonic hayranlarını ikiye bölmüş durumda. Karakterin görünümünün orijinalinden uzaklaştığını savunan bazı hayranları, Kirpi Sonic'in bambaşka bir karakter haline geldiğini söylüyor. Video oyunu severlerin yanı sıra Jim Carrey hayranlarının da merakla beklediği film, tüm dünyada 8 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. O kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonu, ölümünün üzerinden yıllar geçse de hala unutulmadı. Audrey Hepburn'den bahsediyoruz. Hepburn'ün kişisel eşyaları Brüksel'de sergiye çıkarıldı. Sergiyi düzenleyen ise efsanevi aktristin oğlu. Audrey Hepburn, gelmiş geçmiş en sevilen aktrislerden biri. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Audrey Hepburn hala ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Unutulmayan ve yıllara meydan okuyan Hepburn'un 90. doğum günü dolayısıyla çok özel bir sergi açıldı. Serginin adresi Hepburn'un doğum yeri olan Belçika'nın başkenti Brüksel. Intimate Audrey adlı sergide efsanevi aktristin kıyafetleri, ödülleri ve kişisel albümünden yüzlerce fotoğraf yer alıyor. Sergilenenler arasında Hepburn'un en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazandığı Roma Tatili filminde kullanılan scooter da var. Sergiyi hazırlayansa efsanevi aktristin oğlu Sean Hepburn Ferrer. Ferrer, UNICEF iyi niyet elçisi olan ve kendini hayır işlerine adayan Audrey Hepburn'un yaşamıyla ilgili daha farklı bir perspektif sunmayı hedeflediğini söylüyor. She spent her life in a little cotton dress. She lived a humble life, a simple life. Mütevazi ve basit bir yaşamı vardı. Belki de hala bu kadar sevilmesinin sırrı burada yatıyor. Onlardan değil de içimizden birisi olduğu algısı nedeniyle bu kadar çok sevildi. Sergi 25 Ağustos'a kadar açık kalacak. Annesi Hollandalı, babası İngiliz olan Hepburn, 1929'da Brüksel'de dünyaya geldi. Daha sonra Londra'ya taşındı ve bale eğitimi aldı. Bir süre sonra oyunculuk kariyerine başlayan Audrey Hepburn, 1950'li ve 60'lı yıllarda çok sayıda filmde rol aldı. Hepburn, 1993'te 63 yaşında hayatını kaybetti.
Evet, bu haberle bitirdik. Yarın akşam saat 22'de NTV'de Dünya Saati programında dünya etrafında yine çok hareketli, renkli ama bu defa çok kapsamlı bir haber turuna çıkaracağız sizleri. Bekleriz. Hoşça kalın.